Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Bu dolmalıkları bilen var mı içinizde? Bulunduğunuz yörede, bulunduğunuz şehirde bunlardan satılıyor mu bilmiyorum. Kocaeli'de bol bol var bunlardan fırında. Hemen bir muadilini de söyleyeceğim. Çok güzel bir sahurluk kahvaltılık hazırlayacağız. Bu dolmalıklar genelde Ramazan ayında çıkarlar. Bazı büyük fırınlarda senenin 12 ayı da çıkabilir. Böyle dört parmak eninde bunları kesip içlerini açarak içlerine istediğiniz malzemeyi doldurarak fırınlıyorsunuz. Aslında bunu yumurtalı yağda kızartanlar da var ama oruç tutanlar için bu çok ağır olacaktır. Çok fazla yağ çekecektir. Buna çok güzel bir alternatif olan fırınlama yöntemini göstereceğim. Lezzetli bir sosla buluşturacağız. Öncelikle ekmeklerimi kestim ve ortalarını tamamen ayırmadan sadece delik açarak, bakın bu şekilde açıyorum. Bu sayede içleri hiçbir şekilde ne yerken ne de tepsideyken dökülmüyorlar. Söylediğim gibi için istediğiniz malzemeyi doldurabilirsiniz. Ben bugün size iki türlü iç malzemesi, hem kıymalı hem peynirli göstermeye çalışacağım. Az yağlı bir kıymam var. Tavada bunu önce soteledim. Daha sonra içine soğan, İstediğiniz gibi baharatlandırabilirsiniz. Ben pul biber, biraz da karabiber ve tuz ilave ettim. Olmazsa olmazım maydanozdur. Sevmiyorsanız siz ilave etmeyin ama bu ekmeğe, bu tarife çok yakışıyor. İçinde güzel bir yeşillik oluyor. Biraz kavurduktan sonra maydanozunu da ilave edip altını kapatacağım. Bu kadar basittir içine hazırlaması. Oldukça da bereketlidir. 250 gram kıyma ile 2 tane dolmalık simidi çok rahatlıkla doldurabilirsiniz. Peynirli harç için ise 3 tane peyniri karıştırdım. Lor, beyaz peynir, kaşar ya da evinizde ne varsa kahvaltıdan kalmış kırık peynirler olabilir. Karıştırıyorum maydanozla birlikte. Kaşar biraz böyle içine o tostumsu havayı veriyor, güzel oluyor. Tavsiye ederim. Şimdi bu iç malzemesini simitlerimin içine dolduracağım. Dolmalık simit deriz biz bunlara. Çocukluğumun vazgeçilmez sahurluklarındandı. Çok böyle iştahla yediğim bir sahurluktu bu. Normal zamanda da yapardım ama bizim buralarda Ramazan'ın haricinde çıkmıyor. Bunun yerine, yani sizin eğer oralarda simit çıkmıyorsa, bu şekilde dolmalık simit çıkmıyorsa, Ramazan pidelerinin bu kenar kısımları da aynı bu şekilde şekillenebiliyor. Gayet hacimli oluyor ve içleri açılabiliyor. Özellikle bayat kalmış pideniz varsa Ramazan'dan bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Genelde dediğim gibi yumurtaya batırıp bol yağda kızartırlar. İçine olabildiğince fazlaca yağ çeker, ağır olur, fazla susatır. Bunun yerine çok lezzetli bir sos hazırlayıp içine bandırıp fırında kızarmaya göndereceğim. Hem içine doğru düzgün yağ almayacak hem de çok güzel lezzetlenecek. O pidenin, o poğaçanın verdiği lezzeti verecek. Yumurtam, sütüm, yoğurdum var. Ben iki simit için hazırladım. Eğer siz bir simit için hazırlayacaksanız bu ölçülerin yarısını da kullanabilirsiniz. Hem açıklamalar kısmına hem de buraya malzeme listesini yazıyorum. Yağlı kağıt serilmiş tepsime hepsini dizdim. Çünkü altları yapışmaya çok müsaittir. Böyle bir yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ederim. 200 derecelik turbo ayarındaki fırında şöyle girdi çıktı yapacağız. 10 dakika kadar kalsa yetecektir. Nar gibi kızarması piştiğinin anlamıdır. Şöyle ben size çıkartıp göstereceğim. İçi çok güzel yumuşacık. Dışı da böyle kıyır kıyır kıtır kıtır. Dediğim gibi bu lezzetli bir pide tadında, lezzetli bir poğaça tadında. Doğru düzgün içine yağ koymadım. Kıymam da yine yağla kavurmadım. Kendi yağıyla kavurdum. Oldukça da hafif oldu. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.